remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Arkadaşlar merhaba. Bugün her seviyede kaynak tavsiyesinde bulunacağım. Başlangıç düzey, özellikle matematiğim zayıf diyenler için, ileri düzey, ilk 10K'ya girmek istiyorum diyenler için ve orta düzey, yani orta düzeyden en üst düzeye sıçramak istiyorum diyenler için. Matematikte kaynak kullanımı çok önemli. Yani diğer derslerde de tabii ki çok önemli. Ama doğru kaynaklarla eşleşmezseniz bütün yılı yapacağınız çalışmanın tamamı boşa gidebilir. Gereksiz vakit harcayabilirsiniz. Yani kendinize göre bir alt kolay kaynakla çalışıp kendi vaktinizi boşa harcamış olabilirsiniz veya gereğinden fazla zor bir kaynakla çalışmak da sizi bu işi yapamıyorum duygusuna doğru yönlendirecektir. Netlerinizin artmamasına neden olacaktır. Onun için lütfen bu kaynak tavsiyelerimi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Düzey olarak başlangıç düzeyinden başlayacağım. Pek çok öğrencimiz mesaj atıyorlar. Ben matematikte şu an sıfır düzeyindeyim. Hangi kaynakları kullanmalıyım? Ne çalışmalıyım? Kendime göre, kendi şahsi fikirlerim doğrultusunda size tavsiyelerde bulunacağım. Arkadaşlar şu anki piyasada bulunan, özellikle yeni sisteme uygun olarak ENS yayınları, Edirne, Niğde, Samsun, ENS yayınlarında Destek Matematik diye bir kitabımız var TYT'de. Destek kitabı, ENS Destek TYT kitabı, Soru Bankası. Bu gerçekten bence yeni başlayan öğrenciler için, özellikle matematiğini geliştirmek isteyen öğrenciler için birebir. İçinde yeni nesil sorular da var ve sorular gerçekten başlangıç düzeyinden başlayarak devam ediyorlar. Yani direkt üst düzey girmiyor. Her zaman olduğu gibi başlangıç düzeyinde sonuç yayınları çok önemlidir. Sonuç yayınlarının matematiği, geometrisi bence yeni başlayan bir öğrencinin elinde muhakkak bulunmalı. Tek tek bütün soru tiplerini orada çözmeliyiz. Gerekirse çok çok zayıfsak arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bir 15 gün 20 gün 8. sınıf kitabı dahi alıp onu hızlı bir şekilde bitirmeliyiz ki temelde eksik nokta kalmasın. Geometriden de sonuç yayınlarını yine kullanabiliriz. Yine ENS yayınlarını kullanabiliriz. Karekök 0'ı kullanabiliriz bir de. Karekök 0 geometri diye özel bir kitabı var. O da başlangıç için iyidir. Peki bunu geliştirmek için ne yapacağız? Bunun sene 3-4-5 yayınlarını alabiliriz matematikten. Bunu bir tık daha üste taşımak için. 3DAYT çözüm soru bankasını alabiliriz gibi bir tık zorlayacak kaynaklar alabiliriz. Başlangıç seviyesi için önceliğim bunlar. Ama kesinlikle çok iyi konu çalışması da lütfen yapalım. Sadece soru çözerek bu işler olmaz. Orta düzeyde bir matematiğim var diyen arkadaşlarımız için. Öncelikle bence vazgeçilmez kaynağımız 3-4-5 yayınları. Ben bunu orta ve orta üst düzeyde çok beğeniyorum. Yeni nesil sorulara da gayet uyumlu. TYT ve AYT matematikte 3-4-5 yayınlarını öneriyorum. ÇAP'ın TYT soru bankası var yeni ÇAP yayınlarının. Bundan önce hep modüller, fasiküller konularına göre çıkarıyordu. Bu sene soru bankalarını da çıkardı TYT ve AYT. Soru bankalarını öneririm. Yeni nesil sorularla çok uyumlu. Arkadaşlar yine bir orta seviyeyiz ama bir tık da üste geçmek istiyoruz. Tabii ki burada kalmak istemiyoruz. Endemik ve çözüm 3'te yine kesinlikle almalıyız ki bir tık üste çıkabilmek için. Endemik'in hem TYT hem AYT'si, yine çözüm 3'te'nin hem TYT hem AYT'si. Geometri olarak orta düzeysek karekökün TYT geometri soru bankası. Bakın karekökün bir TYT'si var, bir de AYT soru bankası var. İkisinin konuları çok farklı olmasa da düzeyleri biraz farklı. Karekök TYT Geometri Soru Bankası'nı size öneririm. Gelişim açısından gerçekten iyidir. Yine Kültür Yayınları'nın Geometri Soru Bankası'nı öneririm. Kültür Yayınları da bir tık daha zorlayacaktır Karekök'ten ama zorlasın zaten. Bu orta düzey için önereceğim kitaplar olacak. Üst düzeyde arkadaşlar elimizde kesinlikle bulunması gereken Endemik TYT AYT bu bir. Çözüm 3'te AYT bu iki. Ve apotemilerin hiçbirini ben boş geçmem. Yani apotemi trigonometri, apotemi analitik geometri, apoteminin limit türev integrali, endemiğin problemler kitabı,
Endemik'in ayrı ayrı konu kitapları var, türevi, integrali. Bunlar hep bize çok şey katacak kitaplar. Eğer zaten 10K hedefliyorsak en az TYT ve AYT'den 6'şer 7'şer kitap bitirmeyi göze almış olmalıyız hızlı bir şekilde. Bunları kesinlikle alın derim. TYT için tekrar söylüyorum, çapın yeni çıkan soru bankası üst düzey için, üst düzey öğrencilerimiz için de çok iyidir. İçinde bazı zorlama sorular var. Hani kendi videolarında bile bazı soruların çözümleri 4-5 dakika sürüyor. Onlar olmasaymış iyiymiş. Kısa yolu olmayan sorular var. Uzun uzun çözmüşler kendileri. Ama onun dışında sorular genellikle güzel. Analitik geometri için Apotemi'yi söyledik. Ekstremum yayınları var arkadaşlar. Ekstremum yayınlarının, zannedersem Endemi'ye bağlı oluyor, çok yanlış söylemeyeyim. Ekstremum yayınlarının Doğru'nun analitiği ve Çember'in analitiği kitaplarını bulursanız gerçekten güzel. Özellikle Çember'in analitiği kitabı sizi eksiksiz bir şekilde hazırlayacaktır. Normal geometri için, AYT geometri için acil yayınlar. Acil yayınlarını pas geçmeyelim. Acil yayınlarının geometrisi benim daha çok hoşuma gidiyor matematiğine göre. Acil yayınları geometriyi muhakkak almanızı tavsiye ederim. Toprak yayınları geometriyi almanızı tavsiye ederim. Yeni çıkan yayınlardan, öne çıkanlardan bir tanesi. Yine eski yayınları düşünürsek de arkadaşlar, Endemik'in geometrisi olabilir. Karekök AYT geometri soru bankası olabilir. Bu da epey zorlayacaktır. Bayağı üst düzeydir. Karekök AYT soru bankası da üst düzey öğrencilerimiz için, orta düzey için Karekök TYT geometri soru bankasını önermiştik. Bu kaynakları tabii almak da yetmiyor, çözmek de yetmiyor. Bilinçli ve verimli çözmemiz lazım. Yapamadığımız soruların arkadaşlar artık uygulamaları var, bilgisayarda çözümleri var, akıllı tahta uygulamaları var. Oradan açalım ya da YouTube çözümleri var arkadaşlar. Orada eğer iyi anlayamıyorsak, bazen diyorlar ki uygulamadaki çözümler bana çok hitap etmiyor. YouTube'da ben de dahil olmak üzere birçok öğretmen arkadaş bu kitapları verimli bir şekilde çözüyorlar. Muhakkak size uyan bir tane vardır. Çözümleri hızlı takip etmesi çok önemli. Yani biz bu yapamadığımız soruları biriktirdik. Gittik 20 gün sonra sorduk. Soruyu unuttuk. Bir anlamı yok ki arkadaşlar. Anında çözümünü öğrenmemiz lazım. Eğer yine de anlayamadıysak muhakkak okuldaki öğretmenimize, özel ders öğretmenimize, dershane öğretmenimize muhakkak yapamadığımız soruları çözelim ve peşine düşelim. O yapamadığımız soruları öğretmene çözdürdükten sonra veya videosunu izledikten sonra silelim. Bir kez de kendimiz aynı şekilde çözelim. Sadece izlemek yetmez arkadaşlar. İzleyerek sadece öğrendiğinizi zannedersiniz ama öğrenemezsiniz. Bu kalemi elimize alacağız. O yapamadığımız soruyu bir kez de biz çözeceğiz izlediğimiz şekilde. O zaman gerçekten olup olmadığını anlamış oluruz. Benim kaynak önerilerim bu şekilde olacak. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.